ve bu konuda dikkat edelim. Arada bir tarih var. Sümer kimi yazısı. Yani yazının bilindiği tarihten öncekiler Türkiye Cumhuriyeti'nden başlayıp ta Troya'ya kadar inen elimizde belgesi olan, yazılı belgeleri olan bir geçmiş. Bu tarafta olanlar da ki onlar milattan önce 7000 yüze, yani günümüzden 9000 sene önceye başlar. Onların bir bölümü, onlara yerleşimler diyoruz. Kent de diyemiyoruz onlara. Ve ondan sonra da Anadolu'daki insan yüzleri gerçekten bugün öğrendiklerimizden sonra geldiğimiz nokta çok. Birçok konuda olduğu gibi Anadolu'daki uygarlıklarla ilgili bilgilerimiz de son derece hele arkeolojik anlamda sene geçmiyor ki bilgilerimize şu tarihleri değiştiren araya yeni uygarlıklar sokan veya yeni buluntularla bu tarihi daha da derinlere indiren buluşlar olmasın. Örneğin Göbekli Tepe artık Türk kamuoyuna kıvançla söylüyoruz. Mal olmuş. Ve dünyada Türkiye'yi tanıtan Troya gibi ikinci bir yerleşme merkezimiz. İkinci bir uygarlık. Ama Göbekli Tepe'nin yani Göbekli Tepe'nin Navalıçor ile aşağı yukarı onu da söyleyeceğim ilişkisini beraber tarihleniyor. Ama daha bundan bir ay önce okuduğum güvenilir bir kaynaktan daha eski tarihlere inen Körtüktepe Diyarbakır'da milattan önce 10.400'ler yani günümüzden 12.400 sene öncesine kadar giden yeni izler bir büyük basit sırasında ki bunun ne kadar inandırıcı olduğunu yayına bildirerek size söylemeye çalışacağım. Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti'nden başlayarak bizden önce kökümüz saydığımız Osmanlı uygarlığı, Anadolu Selçuk uygarlığı, Doğu Roma ve Bizans ya da Bizans, Roma çağı, Helen uygarlığı, Lidya, Karya, Lidya uygarlığı, Frigya, Urartu, Yeçit, atlıyorum, Büyük İdit ve Troya. Atlıyorum dediğim yerde bir iddia şu anda ileri sürüyor. O iddiayı süren de bir coğrafya. Ama arkeolojiye çok meraklı. Bir İsviçre'de ki bir merkezin yaptığı çalışmaları bir videoya, 50 dakikalık bir videoya çevirmiş bir coğrafya. Çok etkiler. Dolayısıyla onun iddiasını sizlere dillendirmek istiyorum. Dediği şu, geçtiğinde büyük arasında kayıp, bugün için kayıp diyor ama mutlaka uygarlık tarihimizde yer alması gereken bir Louis'ler. Ve Louis'lerin bir öyle iddia ediyor ki Louis'ler Hitit İmparatorluğu'na son veren bir uygarlığa sahip. Şimdi bu önümüzdeki yıllar çok tartışılıyor. Dedi ki bugünden itibaren tartışmaları başladı. Ama pek yabana atılır gibi değil. Hele bir yer bilimcinin bu kadar arkeolojiye merak sarıp doğruları, verileri toplayıp gün yüzüne çıkarması sevindirici. Evet, bu arada özellikle genç öğrencilerden geolojinin yanı sıra bununla bütünleşen mimarlığı, arkeolojiyi birlikte düşünmek isteyenler olursa kaynak olabilecek benim çok yararlandığım, okuyup öğrenmeye çalıştığım kitapları da özellikle gençlere yönelik olarak tanıtmak istiyorum. Bunlardan biri bir el kitabı Herodot'tur. Biliyorsunuz Bodrumlu Herodot 9 kitaptan oluşan tarihiyle Batı tarihi yazımının atası ve ilk büyük kitap yazarı olarak Türkçe yayımı yayınlanmış İş Bankası yayınları arasında
son derece yararlı bir eser. Ancak şimdi söyleyeceğim sıramana göre daha zor okunan, ben kendim için söylüyorum, zorlandığım tarihler itibariyle Strabo'nun coğrafikası, o da Amasyalı ve kendi kitabın milattan önce 7 ile milattan 19. yıllar arasında yazdığı 17 kitaptan oluşuyor ve bunun 12, 13 ve 14. kitapları doğrudan Anadolu coğrafyasını içeriyor. Ve yine Anadolu uygarlıklarını öğrenmek isteyenler için tartışmasız bir başucu kitabı olarak benim öğrendiğim ve önerdiğim merhum Ekrem Akurgal Hoca'nın yazdığı Anadolu Uygarlıkları ve yine Türkiye'yi 30 sene dolaşarak TÜBİTAK yayınları arasında Türkiye'nin tarihi olarak neşrede yayınlanan Stamdor'un kitabı. Bu iki kitap özellikle ilki dediğim gibi tartışmasız bir arkeolojinin yani Anadolu uygarlıklarının ana kaynağı. Ve Ekrem Akurgal Hoca Cumhuriyet'in ilk yıllarında yurt dışına gönderilen ve orada aldıkları eğitimi, oradaki kuralları kendi ülkemizin vatandaşlarına aktarmaya çalışan kişilerden biri. Aynen İhsan Ketin Hocamız. Onun çağdaşı, onun yaşıtı. Şimdi biraz önce yine Profesör Yücel dostumun size bahsettiği Anadolu'nun coğomorfolojisiyle ki özellikle coğrafyasından da belirtti. Ancak ben buradaki renk gümüşünün dedi ya kendisi Kuzey Amerika'da bile yok. Böyle bir zenginlik dedi. Şimdi bu haritaya baktığınız zaman neden uygarlıkların beşiği yakıştırmasının, tanımlamasının yerinde olduğunu buradan görüyoruz. Aynı zamanda böyle bir haritadaki zenginlik bugün övünerek fuarlara sığmayan doğal gaz sektörünün geldiği noktayı gösteren bir harita. Dedim ya bugünden dalga köke doğru gidiyor Çınar'ı. Bu vesileyle söyleyeyim. Çınar ağacının sevmenin başka bir nedeninde. Bursa'da çınar ama ağaç ama meyvesi yok derler. Onun karşılığında babayalara benzetirler. O zaman bu orada demiş ki meyvesi yok ama gölgesi yeter demiş. Dolayısıyla çınarlar gölgesiz meyvasız ama gölgeleriyle hakikaten ün salan bir ağaç türü. Burada özellikle 1928 yılındaki bu anıtlarımızdan iki örnek Türkiye ve Taksim Cumhuriyet anıtı hepimizin bildiği ama belki ilk kez duyacaklar olabilecektir gençler arasında. Burada kullanılan doğal taşların tümü yurt dışında. Ve mimarı da heykeltıraşı bir İtalyan. Zaman geçti. Çanakkale Şehitler Mahallesi yapıldı. Bunun da hikayesi var. Atatürk'ün emriyle başlatılan ve yılan hikayesine dönen bir uzun süreçten sonra burada Çanakkale Esire köyünden çıkarılan granitlerle oluşturulan bir şehitler abidesi. Tamamen yerli taşlarımız. Ve yine Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis binası ve son meclis binası 1920 ve 1961 ilkinde çoğunlukla Ankara'daki kamu binalarında olduğu gibi Ankara andezitleri kullanılmış. İkincisinde de kaplama malzemesi olan Bekrek'te travertenler ve içinde 30'dan fazla yerli Türk doğal taşı kullanılmıştır. İşte hepimizin gurur duyduğu anıt kapıdır. Ve buranın hem mimarisi hem doğal taşları açısından
gerçekten gurur duyulacak çok değişik bir mimariye sahip ki onun yine merhum iki hocası Emin Onat ve Orhan Arda'nın belirttiği gibi ya yani onun getirdiği yeni ruhu ifade etmesi için Anıtkabir'in bir sultan veya veli türbesi ruhundan tamamen ayırt edilebilen 7000 yıllık bir medeniyetin rasyonel çizgilerine dayanan klasik bir ruh içindir. Bu mimari bu tasarımı oluştururken bu düşüncede olmuş hocalarımız. Ve burada çok sayıda fiilden başta travertenlerimiz olmak üzere ileriki yıllara bırakabileceğimiz eserler oluşturur. Şimdi Osmanlı'ya geçiyoruz. Bu kısa Türkiye Cumhuriyeti örneklerinden sonra sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Osmanlı Cumhuriyeti'nin elimizde kalan ve Anadolu diye isimlendirdiğimiz olan yarı odası ki burada 3. Murat döneminde o devrin sonunda Osmanlı devletinin sınırları 19.902 kilometrekare, 2000 kilometrekare iken bugün bizim sahip olduğumuz 780.000 kilometrekaremiz 25'te mi? Yaklaşık olarak 25'te mi? Nereden nereye? Dolayısıyla sahip olmak istediğimiz ruhun, sahip olmak istediğimiz heyecanın belirtisini bunda aramak gerekir. Osmanlı Devleti Bursa'dan başlar. Bursa'da Osman Gazi ile başlar ve gerçekten Bursa'yı gezerken mutlaka bu iki tophanede yer alan iki türbeyi ziyaret etmenizi öneririm. İki neden başlayalım. Bir, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak Osman Gazi'ye. İki, oğlunun oğluna verdiği vasiyetle eğer Bursa'yı çevirdiklerinde daha alınmamış, Bursa alınmamış. Bursa alındıktan sonra benim kabrimi şu karşıdaki tepede gösteren manastırın üzerine yapmış. O manastır bugün Bursa'da tophane olarak bilinir ve manastırın döşemesinde de o manastır kapanındaki o taşlar hala muhafaza edilir. Aynı şekilde Sultan Orhan Gazi'nin de türbesinin altında manastır taşları var. Osmanlı döneminin ilk ve son saraylarını gösteriyorum. Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı. Evet, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları. Sesim geliyor mu efendim? Mikrofon şimdi tabii ki Osmanlı deyince mutlaka Mimar Sinan imzalı şehrin İstanbul'un bazı özelliklerini söylememiz gerekir. Bilindiği gibi Mimar Sinan 98 yaşında vefat etmiş. Kayseri'nin Ağrınaz köyünden gelmiş. Yeniçeri olarak yetiştirilmiş ve 48 yaşına kadar sadece bazı inşaat işlerinde yardımcı olarak çalışmış ama kendi ifadesiyle her yüksek eyvandan bir köşe, her gran tekkeden bir kırıntı belleyip İstanbul'a döndük diyor. Ve döndükten sonra da 98 yıllık ömrünün 48 yaşında mimarbaşı olarak kendisi görevlendiriliyor ve 48 yıllık geride kalan 50 yıllık ömründe 477 esere ya doğrudan imza atıyor veya onların onarımına, tasarımına katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın eserlerini İstanbul'da, yani ilk silahiyeti hatırlarsanız, onları kaldırırsanız örneğin, buradan şu şey kaldırın, İstanbul'u artık İstanbul diye görmek, İstanbul diye anımsamak mümkün değil. Onun için
Mimar Sinan imzalı şehir derken bunu hatırlıyoruz. İlk eseri Mimar Sinan'ın çıraklık dönemi olarak bildiğimiz Şehzade Mustafa. Çok sevdiği Şehzade Mustafa'nın ani ölümüyle Kadir Sultan Süleyman son derece derin bir teessüre, üzüntüye kapılır ve orada yapıldıktan sonra buraya şu gördüğünüz noktaya ki bu tam caddenin köşesindedir. Onun da nereden geldiğini